Amerika'nın bulunduğu tarafın karşısında Japonya ile birlikte Almanya ve İtalya gibi ülkeler olmasına rağmen iki atom bombası da neden Japonya'ya atıldı? Bu olayı açıklamak, ülkelerin kendileri için yarattıkları olumlu algının arkasında gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda insanlık suçu işleyen sadece Almanya değildi, Japonya'da insanlık suçları işledi. Japonya'nın savaştan sonra kalkınabilmesi bile mucize olarak görülürken, dünyanın sayılı ekonomilerinden biri oldu. Bu mucize onlara ekonomik güç ve bununla birlikte saygınlık olarak geri döndü. Bugün Japonya dünyanın en orijinal kültürlerinden birine sahip, en saygılı ve en sempatik ülkelerinden biri olarak görülür. Ama 1931'den başlayarak Güney Asya'da büyük katliamlara imza attılar. Bu katliamlar 2. Dünya Savaşı boyunca da devam etti. Özellikle Çinlilere, Korelilere ve Filipinlilere aklın almayacağı işkenceler ve gaddarlıklar yaptılar. Mesela bu katliamlardan en büyük olanı Nanking katliamının unutulmaması için Koreliler ve Çinliler hala çalışıyorlar. Nanking'de Japonlar 300 bin sivil ve silahsız askeri öldürmüş, 80 bin kadına da tecavüz etmişlerdi. Yine savaş öncesinden başlayarak savaş boyunca devam eden, Mançurya halkına karşı biyolojik ve kimyasal saldırılar yapan, esir insanlar üzerinde deneyler uygulayan 731. birim diye bir birlik kurmuşlardı. Sadece Japonya değil, Amerika'da 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bombalar kullanarak insanlık suçuna imza atmıştır. Nükleer bomba tanım olarak bir kitle imha silahıdır. Bugün yapılan birçok anlaşmaya göre kitle imha silahları insanlık suçudur ve kullanılması yasaklanmıştır. Hatta 2003'te Amerika, nükleer başlıklı kitle imha silahlarına sahip olduğunu gerekçe göstererek Irak'ı işgal etmişti. Fakat dünya tarihinde bugüne kadar bir savaşta nükleer bomba kullanan tek ülke de kendileridir. Hiroşima ve Nagasaki'ye attıkları bombaları öyle bir paketleyip sunmuşlardır ki sanki insanlığı kurtaran bir olaymış gibi algı yarattılar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı 1939 senesinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi olarak kabul edilir. Fakat çatışmalar çok daha önce başlamıştı. Savaşa giden yoldaki ilk olay Japonya'nın Mançurya denen Çin'in kuzeyindeki bölgeyi işgal etmesidir. Daha sonra 1936'da İtalya Etiyopya'yı işgal etti. Almanya, İtalya ve Japonya daha 1939'a gelmeden anlaşmalar yaparak Mihver Devletler İttifakı'nı kurmuştu. Savaş patladıktan sonra Amerika sadece kınamalar yaparak savaşa girme konusunda isteksiz gibi görünüyordu. Aslında Amerikalılar kendilerine saldırabilecek veya hedef alınması gereken ülkenin Almanya olduğunu düşünüyordu. 7 Aralık 1941'de Japonlar Pearl Harbor baskınını yapınca Amerikalılar da savaşa katılmış oldu. Bu saldırı savaşı tamamen bir dünya savaşına çeviren olay olarak kabul edilir. O tarihten sonra mihver devletler için her şey baş aşağıya gitmeye başladı. Amerika'nın da desteğiyle İngiltere ilk kez Almanya sınırları içine hava saldırıları düzenledi. Birçok Alman kenti yerle bir oldu. Önce bir taraftan Amerika, İngiltere ve Fransa, diğer taraftan Sovyetler Birliği, Alman ordularını yeni yeni Almanya'nın içine girdi ve Hitler intihar etti. Almanya teslim oldu. Sıra Japonya'daydı ve yine Sovyetler Birliği ve Amerika Japonya'yı iki taraftan kıskaca aldı. Japon cephesi devam ederken Avrupa'da savaşı kazanan müttefik devletler barış anlaşmalarını görüşmek üzere Potsdam Konferansı'na başlamıştı. Burada atom bombasının atılmasıyla ilgili ilk senaryo devreye giriyor. Amerika savaşın daha başlarında Almanya tehlikesine karşı nükleer silah projesine başlamıştı. Herkesin bildiği o meşhur Manhattan projesi. Japonya dışında tüm ülkeler teslim olmuştu. Fakat Japonya'nın teslim olmaya niyeti yoktu. Savaş boyunca da Japonlar Amerikalılara beklenenden hep daha fazla zarar verdi. Amerikalıların hesaplarına göre Japonya adasına yapılacak bir çıkarma 1 milyondan fazla ölüme ve sonu bilinmeyen bir sürece neden olabilirdi. Manhattan projesinden de başarılı sonuçlar geliyordu ve istenildiği takdirde atom bombasının kullanıma hazır olduğu onayı geldi. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ilk atom bombası atıldı. 2 gün sonra Sovyetler Birliği Japonya'ya savaş ilan etti ve Mançurya'yı işgal etti. 9 Ağustos 1945'te ise Nagasaki'ye ikinci atom bombası atıldı. 2 Eylül 1945'te Japonya koşulsuz teslim oldu ve böylelikle 2. Dünya Savaşı bitmiş oldu. Bu en bilinen ve genel olarak halk tarafından kabul gören senaryo. Fakat ikinci ve daha çok bileşeni olan senaryo diplomatik olarak daha çok kabul görür. Almanya teslim olmasına rağmen Amerikalılar nükleer çalışmalara hız kesmeden devam etti. Aslında Almanya'nın nükleer silaha sahip olamayacağını çok daha önce öğrenmişti Amerikalılar. 1944'te Strasbourg müttefiklerin eline geçince hazine değerindeki belgelere ulaşılmış oldu.
Bu belgeler Almanya'nın kısa bir sürede böyle bir ölüm silahına sahip olamayacağını ortaya koyuyordu. Zaten Hitler atom gelişmelerine Yahudi fiziği diyerek sıcak bakmıyordu ve silah için bekleyecek zamanı yoktu. Hitler'in ihtiyacı hemen üretilip sahaya sürülen silahlardı. Japonya'da savaşın sonlarına doğru hükümet düşmüş ve yeni bir hükümet kurulmuştu. Bu yeni hükümet barış yanlısıydı ve onurlu bir teslimiyeti kabul etmeye hazırlardı. Bu onurlu teslimiyet Japonya İmparatoruna dokunulmaması demekti. Zaten Japonya adası abluk altındaydı. Adanın her tarafı Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından çevrilmişti. Dışarıdan hiçbir şeyin girmesine izin verilmiyordu. Hatta temel ihtiyaç maddeleri bile tükenmek üzereydi. Japonya Potsdam'daki barış görüşmelerine katılmak için girişimlerde bulunmuş fakat karşılık görmemişti. Peki Amerika tüm bunları bilmesine rağmen Japonya'ya atom bombası atılması konusunda neden bu kadar kararlı davrandı? En basit cevabı dünya, savaşın başladığı dünya değildi ve savaştan sonra da yeni bir düzen kurulacaktı. Aslında Manhattan Projesi içindeki bazı bilim adamları atom bombasının kullanılmasına karşıydı. Japonya adasına yakın ıssız bir yere atom bombası atılarak bunun dünyayı ve Japonya'yı ikna edebileceğini savunuyorlardı. Bazıları da Japonya'nın ikna olmaması halinde sonuçların çok daha kötü olacağını iddia ediyordu. Proje başkanı Robert Oppenheimer, Japonya'ya karşı kullanılmadıkça dünyaya atom bombasının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatamayız dedi. Amerika bombaları atmak için 4 şehir belirlemişti. Hiroşima, Kyoto, Kokura ve Niigata. Bu şehirlerin seçilme sebebi bombanın etkisini en iyi gösterecek yapıya sahip olmalarıydı. Örneğin Hiroşima neredeyse dümdüz bir şehir. Tabii sonra anlık hava durumu nedeniyle değişiklik yapılıp ikinci bomba Nagasaki'ye atıldı. Bombalar atıldıktan sonra Japonya teslim oldu ve imparatora dokunulmadı. Amerika Manhattan projesine 6.000 dolar bütçeyle başlamıştı. Bombalar atıldığında ise 100 milyon dolara çıkmıştı ve bu bütçe her sene giderek arttı. Hiroşima'ya atılan bombadan sadece 24 saat sonra Stalin maliyetine hiç aldırmadan nükleer çalışmalar konusunda Amerika'nın yakalanmasını emretti. Nazi Almanya'sından kaçan fizik profesörleri ülkeler tarafından kapışıldı. Mayıs 2016'da Barack Obama Hiroşima'yı ziyaret eden ilk Amerikan başkanı oldu. Obama Hiroşima'dan nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı